Değerli arkadaşlar, hepinize günaydın. Bugün biraz önce çok sevgili abimiz Saadet Partisi'nin Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'in ailesini ziyaret ettik. Değerli başhekimimizden sağlık durumu hakkında bilgi aldık ve Saadet Partisi grubundan çok değerli arkadaşlarımızla, büyüklerimizle durumu değerlendirdik. Tabii hepimiz çok üzgünüz. Dün ben İstanbul'da olduğum sırada grup başkan vekilimiz durumu haberdar etti. Hasan Bitmez bizim ilk günden beri, meclise geldiği ilk günden beri iki grup arasında da köprü olmuş. Çok çalışkan, sürekli odamıza, grubumuza gelen giden, partisi için ve Kocaeli'nin sorunlarını dile getirmek için üstün gayret gösteren, çok samimi, çok gayretli bir siyasetçi. Dünden bugüne hep birlikte dua ediyoruz. Hocalarımız sağlık durumu hakkında bilgilendirmeyi yapıyorlar. İşin o kısmını kendilerine bırakıyorum. Tabii böyle bir şeyin meclis kürsüsünde yaşanmış olması hepimiz açısından üzüntü verici ve ders verici olmak durumunda. Elbette siyasetin bir kısmı müzakere, bir kısmı münakaşa ama her türlü sağlık durumunu, her türlü riski değerlendirmek gerekiyor. Ve sağlıktan daha önemli hiçbir şeyin olmadığı ortada. Bugün meclisteki herkesin yüreği ağzında Hasan Bitmez büyüğümüzden bir iyi haber bekliyorlar. Bu üzüntülerden, bu sıkıntılardan mutlaka ders almak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte durumu yakından takip edeceğiz. Ailesine, değerli eşine, kıymetli babasına söylediğim gibi emin ellerdeler. Yapılabilecek her şey yapılıyor. Biz de hep birlikte dua ediyoruz. Son bilgi nedir? Hekimlerinden aldığınız sağlık durumuna ilişkin. Hocam uygun görürseniz. Hocam dün hayati riski vardı. Halen aynı yükseklikte hayati riski devam ediyor maalesef. Gerekli müdahaleleri devam ediyor. Yapay kalp ve akciğer cihazıyla şu anda dolaşımını, solunumunu sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi yüksek hayati riski devam ediyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Önümüzdeki 48 saat hala geçerli mi? 48 elbette. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.